mensupları her yıl kutlanmakta olan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri bu yıl 16 ve 22 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaya başlanmıştır. 3 ayrı kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmasıyla ilgili birleşmesinin 10. yılındayız bu yıl. Bu yılki sosyal güvenlik etkinliklerimiz boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu 10 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu reformlar ve kat edilen mesafelerle ilgili vatandaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunacağız. Aynı zamanda sosyal güvenlik bilincinin çocuk yaşta çocuklarımıza aşılanması için ve çocuklarımızın gelecekte sosyal güvenlik bilincinin artırılması için milli eğitimle birlikte ilköğretim çağındaki çocuklarımıza güven ile sağlıklı iletişim adı altında bir kitap programımız var. Çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlayacağız. 64. Hükümet Planı'nda yer alan ve kurumumuzu ilgilendiren tüm reformlar Sosyal Güvenlik Haftası öncesinde gerçekleştirilmiş ve kanunlaştırılmıştır. Kamuoyu nezdinde çok büyük karşılık bulan ve memnuniyetle değerlendirilen bu reformlardan kısaca size söz edeceğim. Kurum olarak sizleri, kurumumuzun faaliyetleri, son dönemde hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız kesimlere yönelik yaptığımız iyileştirmeler ve yeni dönemde de yapmayı düşündüğümüz projeler hakkında bilgilendirmek istiyorum. 1 Kasım seçimlerinin ardından 64. Hükümet Eylem Planı'nda yer alan hususlar ve sürecin devamında yapılan tespitler ışığında vatandaşlarımızın lehine birçok iyileştirmeler yapılmıştır. Çalışmalarımız kurumumuzun hizmet kalitesini artırma gayreti içerisinde olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşmasına yönelik imkanlar sağlama mücadelesi şeklinde devam etmektedir. İl müdürlüklerimiz kurumumuzun taşra teşkilatını oluşturmakta, vatandaşlarımız için yerinde çözüm hizmetleri sunmaktadır. Taşra teşkilatımız vatandaşlarımızın işlemlerini ve ailelerini geride bırakıp, işlerini geride bırakıp kurumumuzun merkez birimlerine müracaat etmesine gerek kalmaksızın tüm işlemlerini il müdürlüğümüz ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerimizle çözebilmektedir. Vatandaşlarımızca cevaplanan memnuniyet anketlerinde Çalışma Bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarımıza artan bir güven ve memnuniyet oranları olduğunu gözlemlekteyiz. Değerli basın mensupları, lisede öğrenim gören öğrencilerimize öğrenimlerine devam etmek ve bakmakta yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 20 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan yeni düzenleme ile bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın erken mezuniyet durumlarında da 20 yaşını geçmemek kaydıyla mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl süreyle sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin gencimiz liseden 18 yaşında mezun olduğunda 20 yaşına kadar, 17 yaşında mezun olduğunda 19 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır. Yani okul ilk öğretim için, orta öğretim için okulu bitirdiği tarihten 20 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl süreyle sağlık hizmeti direkt devlet tarafından karşılanacak. Buna karşılık aynı şekilde üniversitede öğrenim gören gençlerimize öğrenimlerini devam etmek ve bakmakta yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 25 yaşına kadar bakılabiliyorlardı. Bununla ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. Bakmakta yükümlü velileri olup olmadığına bakılmaksızın erken mezuniyetleri durumunda 25 yaşını geçmemek kaydıyla mezuniyet tarihlerinden itibaren 2 yıl süreyle bunlara sosyal güvenlikleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Örneğin üniversiteden 23 yaşında mezun olan bir öğrenci 25 yaşına kadar, 22 yaşında mezun olan bir öğrenci de 24 yaşına kadar sosyal güvenlikten sağlık hizmeti alabilecektir. Herhangi bir ücret ödemeden. Gençlerimize sunulan kolaylıklar bununla da sınırlı kalmamış. Tüm gençlerimizin 25 yaşına kadar olan genel sağlık sigortası primleri yeni daha önce çıkan kanunla birlikte tamamen silinmiştir. Bu silme bugüne kadar borcu olup yapılandıranlar ve ama bu borcunu ödemeyenler. Ödeyenlerle ilgili bir geri dönüşüm söz konusu değildir iade ama borcu olanların borçları tamamen silinmiştir 25 yaşında. Herhalde bu soruyor.
Yani bu daha önce hükümet programında var olan bir şeydi ve bu taahhüt yerine getirildi. Aslında bu yapılandırma ve prim ödeme süreleri dolmadan bu konuda açıklama yapılmıştı. Hatta bizi arayanlar oldu. Biz dedik ki hayır şey yapmayın, ya ödemeyin, bunu af çıkacak ya da silinecek dedik. Tabii ödeyenler mutlak surette vardır. Çünkü o gün sağlık hizmetine çok acil lazım olan, hastası olan veya devlete borçlu kalmak istemiyorum anlamında düşünenler bu şekilde şey yaptılar. Ödemeye ödeyenler olmuştur. Onlar gibi gerileme tutarlı olacak mı? Yani ödenen primlerin geriye iadesi söz konusu değil. Dava falan açarlar. Onunla ilgili tabii dava açarsalar mahkemeyle karar verir, onu bilemeyiz. Yönetmelik çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından yaklaşık 3,5 milyon gencimizin yaklaşık 4 milyar TL borcunu tamamen siliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak özellikle Sosyal Güvenlik Haftası'nda geleceğimizin teminatı gençlerimize müjdeler vermekten son derece mutluyuz. Gençlerimizin istihdamı ve hayat, çalışma hayatına katkıları başta olmak üzere kendilerine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Gençlerimizin kendilerine sık sık müjdeler vereceğimizden emin olmasını istiyoruz. Kurumsal hizmetlerimizde özellikle memurlarımızın emeklilik işlemlerinde kullandığımız programlar yenilenerek emeklilik işlemleri ve diğer hizmetlerin daha kolay ve hızlı yapılması sağlanmıştır. Bayan memurlarımızın yarı zamanlı çalışma hakkı getirilmiştir. Doğum izinlerinin bitiminden sonra çocukları ilk öğretime başlayana kadar bayan memurlarımız yarı zamanlı çalışabileceklerdir. Böylece bayan memurlarımızın çalışma hayatına devam ettikleri gibi annelik görevini de evlerinde yerine getirebilme imkanı bulacaklardır. Biliyorsunuz ilimiz kalkınmakta öncelikli iller arasında. Mali Müşavir Oda Başkanımız da burada. Teşvik uygulamasında daha önce 10 sigortalı olup şart vardı. 10 ve üzeri ancak bu teşvikten yararlanabiliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile bir sigortalı dahi çalışsa teşvik kapsamında çalışan illerdeki sigortalılar bu anlamda iş yerli işverenler teşvikten yararlanabilmektedir. Yani %5 borcu olmayanlarla ilgili bir uygulama vardı, peşin ödeme indirimi gibi. %6'da teşvik var, %11 oranında yararlanabiliyorlar. 100 lira bir katkı sağlanmış olmuş. Evet. Asgari ücretin 1300 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle biliyorsunuz işverenlerimizin üzerine büyük bir yük gelmişti. Bu yükü hafifletmek için işverenlerimizin her sigortalı başına 100 lira asgari ücret desteği getirildi. Bu uygulama ile işverenlerimizin yükü hafiflemiş ve iş yerinden doğan olağan dışı işçi çıkarma süreci yaşanmamıştı Türkiye genelinde bakıldığında. Bizim ilimizde de çok kayda değer bir sigortalı çıkışına rastlanmadı. İşverenlerimizin iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların işlemlerini elektronik olarak e-bildirgi üzerinden gerçekleştirmekteydi. Daha önce işverenlerimiz bu hususta kullandıkları şifreleri temin etmekte ya da atıyorum şirketin merkezi burası ama İzmir'de bir iş yeri var gidip İzmir'den şifre alması gerekiyordu. Bu e-devlet şifresiyle getirilmesiyle birlikte de biz buradan kurumdan vermiş olduğumuz kullanıcı kodu ve şifrelerini otomatik olarak işverenimizin e-devletteki mail adresine gönderiyoruz. Bu sorun da ortadan kalkmış oldu. İşverenlerin zaman ve sermaye kayıpları ortadan kalktı. Doğum yapan veya evlat edinen sigortalı bayanlarımızda da yarım çalışma ödeneği uygulaması getirildi. Sigortalımız burada 15 gün çalışmakta, 15 gün ücret almakta ve işvereni sadece 15 gün prim yatırmaktadır. Sigortalımızın doğum ya da evlat edinme nedeniyle eksik kalan diğer 15 günlük ücreti ise Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu çalışan sigortalılarla doğrudan alakalı bir uygulama. Bu özel uygulama ile annemiz 15 gün çalıştığı halde 1 aylık maaş almakta ve 1 aylık primi normal yatırılmaktadır. Eskiden 10 günden az çalışma süresi, iş kazası, meslek hastalığı yönünde teminat altına alınamıyorken yapılan iyileştirme ile 10 günden az çalışanlar da iş kazası, meslek hastalığı yönünden sosyal güvenceye kavuşmuşlardır. Uygulama ile mevsimlik tarım işçilerinde çalışan kadınlarımızın sorunları da çözülmüştür. Özellikle ev hizmetlerinde çalışan ve işin tabiatı gereği 10 günden az hizmeti bulunan sigortalılarımız için gerekli elektronik uygulamalar açılarak her bir hizmet günlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır.
Zaten Sinop'ta da bayağı bu 10 günden az ev işlerinde çalışan hanımlarla ilgili bayağı bir rağbet var. Sigortalı kaydı açısından da çok önemli. Ayrıca bu hizmetler SSK olarak değerlendiriliyor eski adıyla. Yani Bağkur kapsamında olmadığı için büyük bir talep var. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla ve sürekli hizmet verilen yerler için işverenlerimize özel iyileştirmeler getirildi. Buna göre iş yeri ve sigortalı tescilli ilişkin belgeler bir kez düzenlendiğinde her ay otomatik olarak bu belgeler yenilenmekte. Ayrıca bir aylık bir müddet belgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Biliyorsunuz sistem onu kendisi yeniliyor. Kadınlarımızın 3 defaya mahsus olmak üzere doğum borçlanması getirildi. Bu 2 çocuktu. Daha sonra da 3'e çıkarıldı. Böylece aile hayatının sürekliliği sağlanmış ve kadınlarımızın çalışma hayatındaki varlıkları korunmuştur. Tüm işçi ve Bağkur emeklilerin aylıklarına senyanen hepimiz biliyoruz 100 TL zam yapılmıştır. Emeklilerimizin aylıklarına kesilmekte olan sosyal güvenlik destek primleri Mart ayı itibarıyla sona ermiştir. Yersiz kesinti varsa da bunlar iade edilmiştir. Böylece emeklilerimizin maaşında %10 sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması nedeniyle %10 da direkt vergi mükellefi olanlar açısından bir artış meydana gelmiştir. Emeklilerimize talepleri halinde aylıklarında konutlarında aylık ödeme imkanı eskiden de vardı ve hala var. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin emeklimizin maaşı konutta ödenmiştir. Ama konutta ödenme uygulamasını yapmak için bankadan değil maaşını postaneden alması gerekiyor. Çünkü postane aracılığıyla ödemeler yapılıyor. Yine istemeleri halinde emeklilerimiz 3 aylık maaşlarını peşin olarak alabilmektedir. Ben aylık değil de 3 aylık maaş alıyorum demek istediğinde 3 aylık maaşını peşin alabilmektedir. Bayramlarda emeklilerimizin maaşını bayram açlıklarını giderecek şekilde düzenlemeler yapılmak suretiyle bayram öncesinin ay başından önceye denk gelmesi halinde erken ödemeler söz konusudur. Polislerimizin ve uzman yarımaşçılarımızın 2200 olan ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştır. Emniyet hizmetleri tazminatları da %25 oranında artırılmıştır. Bu kadrodan emekli olan personellere de maaş intibakı geriye dönük yapılmıştır. Kurumumuz dijital platformlarda ve sosyal ağlarda son derece aktif bir hizmet vermektedir. Web sayfamızda güncel gelişmeler anlık olarak verilmekte. Hizmete ilişkin duyuruların yanı sıra tescil, prim bilgileri, sigortalı bilgileri, emeklilik hizmetlerine ilişkin birçok uygulama bu ekrandan sunulabilmektedir. Sigortalılarımızın ve işverenlerimizin hizmetlerinin çoğunu internet ortamında gerçekleştirebilmektedir. Modern dünyanın her türlü iletişim araçlarına entegre olmuş bir şekilde, başta sosyal medya araçları olmak üzere sınırsız bir erişim imkanı sosyal güvenlik hizmeti sunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca kurumumuzun hizmet uygulamaları ile ilgili SGK TV, sigortalılarımızın anlık bir yönlendirme hizmeti sunmaktadır. İlköğretim çağındaki çocuklarımızın sosyal güvenlik bilincinin oluşması, çocuktan aileye doğru bir eğitim modeli uygulaması kapsamında çizgi filmlerimiz ve çocuk dergilerimiz yayınlanmış. Bugün saat 2'de Gazi İlköğretim Okulu, değil mi Osman Bey? Gazi İlköğretim Okulu'nda Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bizim kurumumuz tarafından başlatılan sosyal güvenlik ve iletişim konulu bir kitap ve CD dağıtımı yapacağız. Ayrıca basın mensuplarımızı oraya da davet ediyoruz. Alo 170 hattı ile vatandaşlarımızın kurum hizmetlerine ilişkin tüm sorularına cevap verilmeye devam edilmektedir. Merkezimizi arayan işitme engelli vatandaşlarımıza dahi bu konuda hizmet verilmektedir. Merkezlerimizde özellikle kadın ve engelli istihdamı noktasında pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Yani bu Alo 170 sosyal güvenlik iletişim hattında çalışan personellerin %50'si bayan çalışanlardır. Sigortalılarımıza tüm kurum hizmetlerinin aksayan ya da sabote etmek isteyen işlemleri için bilgilendirme hattımızı bir ihbar hattı olarak kullanabilmektedirler. Özellikle son dönemlerde sıkça rastlanan sahte iş yeri, sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla ilgili şikayetler hızlıca değerlendirilerek herhangi bir mağduriyet yaşanmasına engel olunmaya çalışılmaktadır. Bu haliyle Alo 170 ülkemizin en hızlı geri dönüşüm ve çözüm üreten bilgi edinme uygulamalarından birisidir. Değerli basın mensupları ve kıymetli misafirlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Haftası'na ülkemizin neredeyse %100'ünü kapsayan
bir genel sağlık sigortası ile girmiş bulunmaktan gururunu yaşıyoruz. Kapsam ve derinlik bakımından herhangi bir sağlık sigorta paketiyle karşılaştırılması mümkün olamayacak kadar geniş olan kurumsal hizmetleri birçok Avrupa ülkesinde verilen hizmetlerden çok daha kalitelidir. Avrupa'ya gidenler bunu orada da görüyordur. 10. yılını dolduran kurumumuz geleceğe daha kaliteli ve gelişen teknolojiyle yarışan bir sağlık hizmeti, finansman paketi ve daha etkin bir sigortacılık ile hizmet vermeye devam edecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu artık nereden nereye geldiği tartışmalarını bir kenara bırakmış ve reformlara odaklanmıştır. 2. reform paketimiz de çalışmalar merkez teşkilatında devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni 10. yıldan sonra ikinci bir dönüşüm paketi, reform paketi hazırlanıyor şu anda. Kastettiğimiz mesafelerle övünmek yerine bu husustaki taktiğini vatandaşlarımıza bırakan bir yönetim anlayışıyla hep daha iyisini sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle reformcu karakteriyle kurumumuza ve bakanlığımıza yeni bir soluk kazandıran Çalışkan ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın imzasıyla yapacağımız iyileştirmeler yarının sosyal güvence modelinin temellerini oluşturacaktır. Sosyal güvenlikte ikinci faz çalışmalarıyla çalışmalarımıza ve tüm vatandaşlarımıza sosyal güvenlik haftalarımızda müjdeler vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Kurum Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Selim Bağlı ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önünden takip eden 2 yıllık süreyi borçlanabiliyorlar. O sürede de herhangi bir uzun vadeli sigorta kollarına ait bir prim ödenmemesi. Bir doğum sayılacak, 2 doğum sayılacak. İkiz bebek değil. İkiz bebek, 2 doğum sayılacak, tek bebek. Sadece kamuda çalışanlar için mi? Kamuda çalışanlar için var. Aynı zamanda da iş kanununa tabi olan iş yerinde çalışan sigortalılarla da onlar 15 gün çalışacaklar, 15 gün ücret alacaklar. Kalan 15 günün İşkur tarafından karşılanacak. Bizde o mümkün mü? Tabii. Şimdi şöyle, 30 gün çalışmadaki anlam şu. Yani eğer kişi doğum yapmışsa ve çocuğu varsa bu çocuğa bakmak durumunda ilk öğretime gelinceye kadar. Sizde 15 gün çalışacak, kalan 15 günlük süre ise sizde çalışmayacak. Siz 15 günlük ücret ödeyeceksiniz, 15 gün sigorta yatıracaksınız. Ama sigortalı İşkur'a müracaat edecek. Diyecek ki ben yarı zamanlı çalışacağım. Dolayısıyla kalan 15 günlük süresini İşkur ödeyecek ve ücretini de İşkur verecek. Ama doğum yapıp ilk öğretim çağına gelinceye kadar. Orada bir ince bir ayrıntı var. Şimdi doğum yapan çocuklarla ilgili geriye dönük bir borçlanma şey çıkacaktı. Yani doğum kanun çıktıktan sonraki tarih, ondan önce doğum yapmış kadınlar için borçlanma hakkı. Şu anda biz hafta sonu Kastamonu'da merkez ve il müdürleri toplantımız vardı. Orada da konu gündeme geldi. Şu an itibariyle sigortalı olmadan önceki tarihte yapılan doğumlarla ilgili bir borçlanma, bir altyapı çalışması var. Ancak kanunlaşması biraz belki uzun vadeli olacak veya takdirde pek çıkacak gibi görünmüyor. Ama eskiden böyle bir şey yoktu yani. Her doğum için borçlanabiliyorlardı. Çalışıyor olması gerekmiyordu. Hayır, hiç yoktu. Hiç yoktu. Yani sigortalı olması şartı vardı. Sigortalı olması şartıyla borçlanma yapabiliyor. Sigortalısı yoksa borçlanma yapamıyor. Şu anda da öyle. Daha önceden ilk defa SSK'lılara bu hak tanındı. 4B bağ sigortalılarına tanınmamıştı. Çocuğun doğduğunda bakan mesela sigortası yoksa yaralanamıyor. Yok, yaralanamıyor. Yoksa da borçlanamıyor. Onu borçlanamıyor. İşte onu sordum ben. Onunla ilgili bir çalışma var mı diye. Yani kişi sosyal güvenlik sicil numarası alıp uzun vadeli sigorta kollarından adına prim yatırıldığı tarihten itibaren doğan çocuklar için borçlanma yapabiliyor. Öncesi için yapamıyor. Daha önce bir sigorta kaydı olduktan sonra ama evet. Bebeklerin doğduğu sigorta olması şartı yok mu? Yok. Hayır, yok. Öyle bir şart yok. Öyle bir şart yok. Zaten sosyal bebek doğduğu tarihte kişinin sosyal güvenliği devam ediyorsa zaten borçlanma ihtiyacı borçlanamıyor zaten. Hani neyi ama şunu borçlanabiliyor. Mesela bebek doğdu hala sigortası devam ediyor. 2 yıllık da sigortası ödenmiş. O zaman onun için o dönem için borçlanma yapamıyor. Çünkü biz oradaki borçlanma süresini çocuğun doğum tarihinden itibaren 2 yıl alıyoruz. Evet. Ama 1 yılı diyelim sigortalı çalışmış, 1 yılını sigortasız kalmış. Aradaki boşluğu borçlanabiliyor o 1 yıllık süre. Kalan süre.
www.vitrinhaber.com. Sinop'un haber vitrini.